İktidar yaramazlık yapınca arkadaşlarını gammazlayan çocuklara döndü. Ama onu da doğru söyleyerek yapmıyor. Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Emin Akbaşoğlu katıldığı bir televizyon programında inciler dizdi. Dedi ki 150 avroya daha önce dolan poşet Fransa'da ve Almanya'da şimdi 750-800 avroya doluyor. Orada da enflasyon %6-7, işte fiyatlar 6 kat 7 kat yükselmiş anlamına gelen sözler söyledi. Programı yöneten sunucunun, moderatörün uyarısına rağmen ısrarlı bir şekilde sözlerinin arkasında durdu ve tekrar etti. Sayın Emin Akbaşoğlu'nun bu engin zekasından dolayı, onun bu üstün becerisinden dolayı kendisini Adalet ve Kalkınma Partisi neden grup başkan vekilliği görevi vermemiş? Aslında hükümette çok daha önemli bir pozisyonda değerlendirmemiş. Biz açıkçası merak ediyoruz. Kendisi Nurettin Nebati'den daha iş bilir, daha acar, ekonomi konularına daha hakim olduğunu gösterdi. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi ekonomi üretimi de bu kafada olduğu için Türkiye bu halde arkadaşlar. Basit bir hesapla anlatılabilecek, anlaşılabilecek meseleleri Sayın Akbaşoğlu sırf kendilerini haklı çıkarmak için matematiği de yabultan bir hale getirdi ve Türkiye toplumunun önüne koymaya çalıştı. Yerseniz. Değerli basın mensupları, iktidar bizim vaatlerimizi yerine getirmeye çalışıyor. Ama öyle şeyler yapıyor ki biz söylüyoruz. İktidar bunu yarım yamalak, eksik, yanlış bir şekilde toplumda kabul gördüğü için işin bir ucundan tutarak bu vaatleri yerine getirmeye çalışıyor. Bundan da hiç yüzü kızarmıyor. Birkaç örnek vereyim. Sayın Genel Başkanımız emekliye 2 maaş ikramiye verelim demişti. O zaman büyük bir yaygara kopmuştu. Kaynağı nereden bulacaksınız? Bunun şu kadar maliyeti var. Bu kaynak yok hazinede diye. Sonra bir anda nedense kaynak bulunuverdi. 2 maaş ikramiye verilmedi ama biner lira ikramiye verildi. Elektrikte TRT payını kaldırın dedik. İtiraz ettiler. Olmaz öyle şey dediler. Sonra döndüler, kaldırdılar. Polise, öğretmene, sağlıkçılara, din görevlilerine 3600 ek göstergeyi verin dedik. Olmaz dediler. Sonra döndüler, seçimlerde vaatlerde bulundular. Kendi bulundukları vaatleri kendileri tutmadı. Şimdi diyorlar ki masamızda çalışıyoruz. Öğretmenlik meslek kanunu biz söyledik. Önce itiraz ettiler. Sonra yasalaştırdılar. Onu da birçok eksikle, yanlışla beraber yasalaştırdılar. Çünkü yapılması gereken işin ruhuna hakim değiller. İşin ruhunu özümsemiş değiller. Elektrik faturalarında düşük kademeyi 150 kilowatt saat olarak ilan ettiler. Genel başkanımız dedi ki insancı yaşamak için bunu 230 kilowatt saate çıkarın. Döndüler 210 kilowatt saate çıkardılar. Temel gıda ürünlerinde biz KDV'yi sıfırlayın dedik. Onlar %8'den %1'e düşürdüler. Sonra da döndüler bize dediler ki siz bu konularda yaygara koparıyorsunuz. Türkiye'de çözümleriniz yok. Aslında vatandaş ekonomiyi berbat eden Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına dönüp berbat ettiği ekonomiyi kendisinin toparlamasını bekliyor şeklinde ifadelerde bulundular. Değerli arkadaşlar biz Türkiye'nin sorunlarını gayet iyi görüyoruz. Yaşıyoruz. Çözüm önerilerimiz hazır. Bunları da bekletmiyoruz. Vatandaşımızla paylaşıyoruz. Yeter ki vatandaşımız bu içinde yaşamış olduğu durumdan bir an önce çıksın. Ama bizim çözüm önerilerimizi yaparken de işin ruhuna aykırı işleri beraber yapıyorsunuz, birbirine karıştırarak yapıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yapılması gereken işleri işaret ediyoruz. Ama siz hep iş işten geçtikten sonra, millet perişan olduktan sonra dediklerimizi yarım yamalak yapmaya çalışıyorsunuz. İşin nedenleri yerine sonuçlarıyla uğraşıyorsunuz. Vatandaşı rahatlatabilecek işleri yapmaktan ısrarla uzak duruyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi bütün kadrolarıyla, örgütleriyle önümüzdeki dönem Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talip, hazır ve bu çözüm önerilerini de dönem dönem toplumumuzla paylaşıyor. Değerli arkadaşlar, başarısızlıkları sabit ama tanımları dönem dönem değiştiriyorlar. Örneğin faiz sebep, enflasyon sonuç diye bir laf attılar ortaya. Bu lafı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'ndan başka söyleyip savunan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomi yönetiminde olanlar dahil bir Allah'ın kuluna rastlamadık. Kimse savunamıyor.
Kimse bunun doğru olduğunu iddia edemiyor. Ama bu akılla gelen talimatları aynen yerine getiriyorlar. Türkiye'yi içinde bulunduğu duruma düşürüyorlar. Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdiler. Birkaç kere değiştirdiler. %19'dan %14'e düşürdüler faizi, politika faizini. Ama enflasyon yükseldi. Kurlarda artışın ardından yeni bir politika belirlemişlerdi. Düşük faiz, yüksek kur politikası. Şimdi sabit faiz, yüksek kur politikasına geldi. Madem talimatla faiz düşürebiliyorsunuz, %14'e düşürmüş olduğunuz politika faizini sıfırlayın. Vatandaş da bu dertten kurtulsun. Madem Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomik teorisinin doğru olduğunu düşünüyorsunuz, buyurun buradan bakın. Değerli arkadaşlar, elektriğe, doğalgaza ses çıkartamayan Erdoğan su faturaları için indirim çağrısı yapıyor. Niye? Dostlar alışverişte görsün. Bizim belediyelerimiz zaten vatandaşa suyu olabildiğince ucuza veriyor. Pandemi döneminde Sayın Genel Başkanımız su faturasını ödeyemeyen vatandaşların suyunun kesilmemesi için çağrı yaptı. Bu çağrıya bizim belediyelerimizin tamamı destek verdi ve vatandaşın bu süreçte mağdur edilmemesi sağlandı. Sadece bununla da kalmadık. Askıda fatura uygulaması ile yine zorda kalan birçok vatandaşımızın faturalarının başkaları tarafından tanımadıkları, bilmedikleri ama bu dayanışma duygusuyla birbirlerine sahip çıkma ihtiyacı olduğunu düşündükleri başkaları tarafından ödendiğini gördük ve bunun önünü açtık. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sosyal belediyecilik anlayışıyla sürekli zorda olan vatandaşın yanında yer almaya devam edecek. Hatırlarsanız 2010 yılında Dikili Belediye Başkanımız Osman Özgüven 10 tona kadar suyu vatandaşa ücretsiz verdiği için belediye çalışan personele suyu indirimli verdiği için bu konuyla ilgili yargılanmıştı. Dolayısıyla temel insan hakkı olduğunu düşündüğümüz konuların vatandaşa en uygun fiyatla, en ucuz fiyatla verilmesi fikri Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni oluşmuş, pandemi döneminde oluşmuş bir fikir değil. Bunu da hatırlatmak istedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'li belediyelere en az KDV indirimi oranında su tarifelerinde indirim yapma talimatı verdi. Ya sen zaten KDV'yi 8'den 1'e indirmişsin. Sen KDV'yi 8'den 1'e indirdiğin zaman belediye hayır ben senin aldığın karara uymuyorum. Ben dolayısıyla %8 KDV uygulamaya devam ediyorum mu diyecek. Sonra çıktı Devlet Bahçeli. O da buna sahip çıkan, bu duruma sahip çıkan açıklamalarda bulundu. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partili belediyeler de, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de KDV'de bir indirim olduğu zaman, onların vermiş olduğu bir hizmette KDV'de bir indirim olduğu zaman bunu, bu indirimi yansıtmak durumundalar. Sonra dönüp bunu sadece Adalet ve Kalkınma Partili belediyeler yapacakmış ya da onlar yapmak zorundaymış gibi vatandaşa da bir lütuf veriyormuş, lütufta bulunuyormuş hissiyatı yaratarak ifade etmenin hiçbir anlamı yok. Ama siz madem böyle güzel çağrılar yapmayı seviyorsunuz, aynı çağrıyı Sayın Erdoğan'dan akaryakıtta ve doğalgazda da bekliyoruz. Değerli basın mensupları, vatandaşımız hayat pahalılığıyla, elektrik faturaları yoklukla boğuşurken bu arkadaşlarımız çıkmış, tüm bu başarısızlıklarından dolayı yansıtma yapıyorlar, muhalefeti suçluyorlar. Grup başkan vekilleri Mahir Ünal diyor ki, bu zamları devlet yapmıyor. Uluslararası piyasalardan gelen zamlar bir süredir yansıtılmaya başlandı. Yani aslında Emin Akbaşoğlu'nun söylediklerini farklı bir yönden söylemeye çalışıyor. Anlaşılan o ki kendisi de Sayın Erdoğan'ın yazmış olduğu ekonomi kitabını okumuş. Çünkü bu tür şeyleri, bu tür zekice davranışları sadece o kitapta bulabilirsiniz. Adalet ve Kalkınma Partili Ahmet Hamdi Çamlı bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. CHP'nin dahli var diyor. Onun için güldüm. AKP'li vekil İbrahim Aydemir, enerji maliyetinin yüksek olmasının bir nedeni de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yusufeli Barajı'nın erken tamamlanması engel olmasıdır diyor. AKP'li Emre Cemil Ayvalı, elektrik faturaları abartılıyor. Provokasyon olduğunu düşünüyorum diyor. Cumhurbaşkanlığı Sağlık Kurulu üyesi Hüsnü Erdoğan, doğalgaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir. Cumhurbaşkanımız topu alıp biraz göğsünde yumuşatıyor diyor. O hala Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kasımpaşa'da top oynadığı günleri özlüyor herhalde. Bu işin artık bir devlet yönetimi olduğunu, futbol oynamaya benzemediğini henüz görmüş değiller. AKP'li Mücahit Birinci, zamlar geldiği gibi gider, anlık tepkiye lüzum yok diyor. AKP'li Hacı Ahmet Özdemir, elektrik pahalıysa bunun sebebi muhalefettir.
geçmiş zamanlardaki yanlış politikalardır diyor. Bu beyefendi geçen sene iktidara geldiklerini zannediyor herhalde. İktidar mensupları kendi yapmış oldukları işleri muhalefete 20 yıldır iktidarda olduklarını bile bile yansıtmaya çalışıyorlarsa artık ellerinde bir çözüm hikayesi de olmadığını, anlatacak bir hikayelerin de kalmadığını, vatandaşın önüne çıktıklarında söyleyebilecek hiçbir söz bulamadıkları için böyle yalan yanlış, saçma yöntemlere, sözlere kapıldıklarını artık kabul ediyorlar demektir. Umutsuzluğa yer yok. Türkiye'de sorun çok. Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca yaşamadığı kadar ağır ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Ama Türkiye'de bu sorunların üstesinden gelecek Cumhuriyet Halk Partisi var, kadroları var, politika önerileri var. Muhalefetteyken dahi söylemiş olduklarının bir kısmını yaptıran bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Dolayısıyla vatandaşımızın sürece buradan bakmasını, bizim bir an önce erken seçim olsun çağrımıza daha fazla kulak vermesini temenni ediyoruz. Hepinize teşekkürler.